Bu ne be? Ben hiç beğenmedim. 70 lira para aldılar. Bu ne ya? Pandemide insanlar üst üste. Bu ne abi? Böyle şey mi? WC duş diyor. Burada ne WC'ye girilir ne duşa girilir. Şuna baksana. İnce kombiç. Şuna bak. Bunların hepsi traktör sırası bekliyorlar. Bak. Biz içeriye bir kota koyun değil mi yani? Belli bir kişi sayısı koyun. Deyin ki denizi çok güzel, kumu çok güzel ama bu kadar insanı buraya sokmanın anlamı. Dur kızım bir dakika. Merhaba, burası Aydın Muğla otu yolu. Burada birazcık beklemek zorunda kaldık çünkü frenlerimiz şişti. Hatta karavanımızın tekerleklerinden dumanlar geldi. Çünkü çok burası yokuş. Çıkarken de haliyle aslında biz de burada birazcık dinlenmeye karar verdik. Şu ilerden aslında yol ayrılıyordu Akyaka tarafına. Biz hemen sağa dönecektik Akyaka tarafına Azmat Nehri'ne gitmek için. Ama maalesef frenlerden çok fazla koku gelince birazcık dinlenmeye karar verdik. Zaten genelde arabalar buradan dinleniyorlar. Bu şekilde bekliyorlar. Çünkü gerçekten burası sıkıntılı bir yol. Dikkatli gelmek gerekiyor. Ama her ne kadar dikkat etsek de biz frenlerimizden dumanlar gelmeye başladı. O yüzden biz de ne yaptık burada biraz? Dinleniyoruz. Değil mi Atlas Mert? Atlas Mert diyelim ki yürüyelim. Yürümek istiyor. Çok sıkılıyor. Bu da çekme karavanın zorluklarından biri olabilir. Piştim resmen. Bu ne ya? Kaç derece sıcaklık acaba? 48 derece var herhalde. Ben 55-60 falan olduğunu düşünüyorum. Ben çok kötü. Umarım gittiğimize değer. Mert'o çok da isyan etti. Soralım mı? Burada yarı çıplak zeytinli poğaçasını yiyor. Ayzoşum. Nasıl saracaksın? Nasıl atlayacaksın baba? O ırmağa, nehre nasıl atlayacağım biliyor musun? Böyle üstümle başıma falan atlayıvereceğim direkt. Gözlüğümle falan atlayacağım. Göreceksiniz ya. Jos diye ses çıkacak mı Ayzen? Arabanın frenleri ısındı, benim de. Devrelerim ısındı artık. Şimdi devreler ısındı. Oo, iniş çok kötüydü ya. Çok tehlikeli. Aman dikkat edin. Evet. Çok tehlikeli. Aydın Muğla otu yolu. Şu an trafik durdu. Bir 10 dakikalık yolumuz var. İnşallah varırız. Tamam. Evet, ben yani. Trafik de işte bu şekilde. Adım adım gidiyor. İstanbul trafiği bizi takip ediyor herhalde. Gene burası iyi ya. Bak burası iyi gene. Biraz önceki yer çok kötüydü. Duruyordu. Şimdi. Kızlar afiyet olsun. Adam sana da afiyet olsun. Hanım sana da afiyet olsun. Evet. Hayaller ve hayatlar denilen yolculuğumuzun sonuna geldik. Hayalimizde Azmat Nehri'nde şu anda çimmek vardı ama mis gibi buz gibi suda çimecektik. Maalesef tatilden dolayı her yer çok dolu. Kendimizi Gökova diye bir köye attık. Şu an köyün meydanındayız ve şuradaki Nuh abiden döner yaptırdık. Dönerlerimizi yiyoruz. Çok acıktık çünkü. Acayip de bir sıcak var. Çocuklar mahvoldu. Ben mahvoldum. Araba mahvoldu. Artık dedik bu gece burada kalalım. Olmazsa karavanı çıkardık. Arabadan çıkardım karavanı. Buraya park ettim güzelce. Olmazsa arabayla şöyle deniz kenarına gideceğiz. Azmak Nehri'nin döküldüğü yere doğru gideceğiz. Ama aşırı kalabalık var dediler herkes. Gene de bir akşam suyuna girer gideriz. Evet. Tüpümüzü aldık. Şimdi kızların yanına doğru gidiyoruz. Burası böyle. İncekum plajı varmış. İncekum plajına gideceğiz. Burası Gökova'nın sokakları. Gayet şirin bir yer. Kızların yanına gidelim. Hızlıca hazırlanalım. İncekum plajına kaçalım. Evet. Şurası Gökova pide ve döner salonu. Bizim tombiş de kocaman da orada. Tombişimiz burada. Kocamanımız da orada. Kızlar
Tüpümüzü de aldım. Merhaba. Geliyor musunuz efendim? Bana tüp var. Bana kağıt verir misin? Baba bana. Kağıt veririm tabii ki. Ne yapıyorsunuz? Artık konuşamıyoruz. A101 var ileride. Resim çiziyor. Yol üstünde. Seni aradım, telefonun kapalıydı. Telefonu nerede bilmiyorum. Güzel. Şimdi birkaç kişiyle konuştum. İnce kum çok güzelmiş. Gidin diyorlar. Biz de gideceğiz. Çıkalım mı yola? 35 dakika gösteriyor. Bilemem ne kadar sürer. Baba bana bir kağıt verir misin? Ben birazcık kağıt çizmek istiyorum. Tamam, yola çıkalım o zaman. Hadi görüşürüz. Şşt, ne yapıyorsunuz siz ya? Güneş kremi. Hayda. Bizim adam yine başarmış bir şeyleri. Olmasın, ben daha çok süreyim. Sür sür kızım, boşa gitmesin. Allah oğlum, yüzüne sürme. Bizim yaramaz. Güneş kremini bulmuş, kendini kremlemiş güzelce. Hadi bakalım. Gel bakalım, ince kum plajına geldik. Duş varmış. Duş var mıymış? Duş varsa tamam. Traktörü şimdi buradan ayarlayacaklar. Giriş traktör VJ duş 35 liraymış. Kişi başı mı 35 acaba? Kişi başı, aynen. Evet. İnce kum binç. Bilmiyorum kızım, bakacağız şimdi. Şuradan bineceğiz. Traktör bizi götürecek. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Gel bakalım. Traktörümüz geldi. Traktör götürecek. Bu nasıl traktör be? Pembe traktör mü? Mormuş. Oo. Merhaba, herkese iyi bayramlar. İyi bayramlar. Dur kızım bir dakika. 70 lira verdik geldik, rezilliğe bak. Şuna bak, sıraya. Sıraya bak. Çıkış sırası bu. İnsanlara bak, üst üste. Tatlım yanıma gel. Bunun bir potası, bir şeyi olmalı yani. Bu nedir? Önüne gelen girsin, önüne gelen girsin. 70 lira girsin de cebe. Ekstra ücretli. Cebe 70 lira, 35 lira kişi başı, 2 kişi 70 lira. Şuna bak, bunların hepsi traktör sırası bekliyorlar bak. Bir saat traktör sırası beklenir. Nereye kadar gidiyor görüyor musun? Rezillik, rezillik. Gel kızım gel. Bak burası böyle ama hiç beğenmedim. İnce Kum Beach. Çok kötü. Neyse, denize girelim biz, en azından biraz serinleyelim. Kızlar. Bu suraya girsek ancak zaten gideriz bence. Döneriz. Zaten direkt indik, bu suraya girmemiz lazım. 7'de kapanıyor diyor adam. Saat zaten 5.30. Şuna baksana, böyle sıra mı olur ya? Ayıp denen bir şey var. Korona zamanı insanların yaptığına bak. Şuna bak, pandemide olacak şey mi ya? Bu nedir ya? Hiç değilse içeriye aynen bir kota koyun değil mi yani? Belli bir kişi sayısı koyun. Deyin ki 1000 kişiden sonrası giremez kardeşim. Aynen. Girerken barkod okutuyorsun. Çıkarken de barkod okut. Çok zor bir şey değil ki. Önüne gelen gelsin, 35 lira 35 lira. Ayıp. İnce Kum plajı burasıymış. Küçücük bir yer. İşte burası, bu kadar arkadaşlar. Geride de bir tane daha, bir iki tane daha böyle küçücük koylar vardı. Denizi çok güzel, kumu çok güzel ama bu kadar insanı buraya sokmanın anlamı yok. Bak, şuna bak, binlerce insan var burada. Bu en son koy. En son koyda bile bir sürü kişi var. Şuradaki sırayı görüyorsunuz, yukarıdaki sıra. Geri dönüş sırası. Duş var, VC var dediler ama duşa VC'ye girmenin imkanı yok. 250 kişi beklersiniz sırada. Rezillik yani. Pandemi var diyorlar. Girişte kişi başı 35 lira fiş kesip bilet veriyorlar elinize. Ama girmede sınırı yok. Böyle bir saçmalık olamaz yani. Bu koyun bir giriş sayısı olmalı. Atıyorum 1000 kişi. 1000 kişi kotayı doldurduğun zaman girişe izin vermemelisin. Şuna bak. Nerede burada sosyal mesafe?
Al. Gündüz bunların hepsi dolu. Nerede sosyal mesafe? Eylül'de görürüz pandemiyi. Yine 60 bin lira çıkarız. Yazık. Yazık yine yazık. Babap. Babap. Babap nerede babap? Babap. Ne haber babap? İyi misin? Ortam çok güzel ama çok kalabalık. Seni bırakamam ben tatlım. Seni hiç bırakamam. Denizi nasıl? Çok güzel. Denizi çok güzel. Kumu da çok güzel ama kalabalık berbat. Şu kalabalığa bak. Bu azalmış hali. Ayzoşko, beğendin mi Ayzen'cim? Karşıda Sedir Adası var bak, çok güzel. Evet, karşıda Sedir Adası var. Hatta geriden oraya geçiş var galiba. Evet, yolun biraz gerisinden oraya geçiş var. Ama biz ince kumu çok önerdiler diye geldik. Geldiğimize pişman olmuştuk kalabalıktan dolayı ama deniz çok güzel. Deniz müthiş. Değer geldi. Ama kalabalık çok kötü. Yani bunu bir planlama yapmaları lazım. Yazık, günah bu kadar insanı buraya almak, ayıptır yani. Ayıptır. Bu kadar insan buraya alınmaz. Evet, bugün de akşam ettik. Traktöre binmekten vazgeçtik. Yürüyoruz şöyle cırcır böceklerinin sesleri eşliğinde. Karavanımıza doğru gidiyoruz. Kuzum, beğendin mi buradaki denizi? Ayzoşum. Ayzen bayıldı herhalde. Ayzen iptal. Ayzen iptal ağam. Atlas'tan beğendim Atlas. Atlas bayıldı. Atlas bayıldı. Çok sevdi. Atlas. Atlas çok sevdi. Hadi bakalım Atlas kızlar. Ayakları kaldıralım. Marş marş. Ne? Bak burada da koy var. Ayzen, yoldan çık. Burası iri kum mu burası? Diri kum. Burası diri kum. İri mi diri mi? Diri. Diri kummuş. Burası diri kum. O ilerideki de ince kum. Aman aman çocuğa dikkat et, çok hızlı geliyor. Ayzen'cim geriye gel. Traktörler çalışıyor. Ama çok küçük ya, yani alan çok dar. Yoldan dönüşte Azmakbaşı denilen bir yer var. Böyle geniş bir park alanı var. Giderken görmüştük ama burada duramamıştık çünkü çok kalabalıktı, giremedik. Burada durulabilir. Ama yol çok dar arkadaşlar, bilginiz olsun. Yani motokaravanla buradan gelmek, çekme karavanla gelmek çok zor. Motokaravanla gelebilirsiniz. Gelenler var, görüyorsunuz ileride var. Şurada var birkaç tane arkadaş. Ama kampçılar için ideal. Çok güzel, geniş, ileriye doğru bayağı uzuyor. Erken gelmek lazım veya gece bu saatlerde, geç saatlerde gelmek lazım ki günübirlikçiler gitsin, rahatça hareket edin. Evet, Azmak Nehri'nin denize döküldüğü yer tam olarak burası. Nasıl, soğuk mu? Yok, çok ılık mı? Evet. Aa, bu nasıl nehir be? Kandırdılar mı bizi gene yoksa? Ayzoş, kuzu gir bakalım. Biz o soğuk denizlerden sonra burası hoş geldi. Çok güzelmiş. Burayı beğendim. Yolu çok kötü ama biz buraya karavanı indiremezdik yani. Çok zorlanırdık. İmkansız ya. Çok dar yollar. Yerde çamlıklar da var. Gördün mü? O çamlıkların... Evet, 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 evet. Buraya yani karavana indirebilsek, şu nehrin tam şurada o arkadaşların durduğu yerde durmak isterdim. Yeri çok güzelmiş. Ya biz geldiğimizde burada araba koyacak yer yoktu ki. Baksana insanlar yok oldu resmen. Akşam olunca yok oldu. Ya ne yapacaksın biliyor musun? Ya gece geleceksin. Ya sabah çok erken değil. Ya da bu saatlerde geleceksin. Tamam mı? Gece dediğim 8-9 gibi geleceksin. İnsanlar zaten çekiliyor. Çekildikten sonra geleceksin. Her yer senin bak. Al.
biraz önce, fazla değil 2 saat önce geldiğimizde burada adım atacak yer yoktu. Şimdi her yer bomboş. Ama yol çok kötü. Kaldık. Karavanımızı böyle köyün meydanında bir yere koyduk. Da böyle Atatürk büstünün yanında. Karşıda da cami var. Yani bilmediğimiz bir yer olduğu için böyle biraz merkezde kalmayı tercih ettik. Çünkü Akyaka'nın Akyaka çok kalabalıktı. Aşırı kalabalıktı. Jandarmada tabii kocaman karavanla gezdiğimiz için bizi birazcık ötenhalara gitmemiz konusunda uyardı. Biz de buraya geldik. Gökova zaten çok yakın oraya, Gökova köyü. Çok da güzel bir köy. Atlas, oturma. Ayakta dur, 2 dakika. Atlas Mert. Bak bak bak. Atlas. Atlas Mert. Çok azalmış ama ya, değil mi? Evet, su çok azalmış. Su acayip azalmış baksana. O yüzden zaten insanların girmesine izin vermiyorlar. Bir içindeki canlılar yani, zarar görmesin diye de yasaklamışlar. Şurada bir karış su kalmış. Yazık ya, kuraklık bayağı kötü bu sene. Giriş yasaklanmış yani. Normalde buralara arabaları çekiyorlarmış ama yasak, suya girmek de yasak. Neyse, bu da bizim şansımıza galiba. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi nereye gidiyoruz? Akçakoca. Akçakoca mıydı? Akçakoca ne ya? Şimdi nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Göce. Hayır, tost yiyecektik ya. Ha, Akçapınar. Heh, Akçapınar tostu yemeği. Akçapınar'ın tostu meşhurmuş. Hadi bakalım o zaman Akçapınar tostuna doğru gidelim. Çok acıktım. Geldik tost yemeğe. Evet. Hem bak şu güzel yolun hem de hemen yanında. Evet. Sonunda daha doğrusu. O demin gösterdiğimiz yolun hemen sonunda, sol tarafta. Otoparkı da güzel. Bu arada bugün benim kardeşim için özel bir gün alındım. Evet, tostçumuz burası. Aa, karşıda da varmış. Karşıda da varmış. Yolumuz burası. Çok güzel değil mi? Ağaçlara baksana. Dur. Söyle bakalım, bir dakika, baştan söyle. Bugün benim kardeşim için özel bir gün çünkü bugün onun doğum günü. Evet, doğum günü çocuğu. Doğum günü çocuğu, ne haber? İyi misin? Adam. Sen adam mı oldun? Hadi gidelim. Hadi gel bakalım. Evet. Kayısı var. Hı hı. Canan kayısı. Bunu biraz fazla mı yetiştirmişler? Akçapınar tostçusu. Baba bir şey diyeceğim. Bunlar güzel bir yer. Karşıda da böyle bir yer var. Ya çok tatlılar baba. Çok güzelmiş değil mi? Burası çok hoşmuş ya. Evet. Annem hemen girdi. Hadi gir bakalım. Atla. Atla atla atla. Atla. Hadi gir kızım. Çok yukarı çıkalım.
geldi. Çok güzel gözüküyor. Bir ayranımız var ama birazcık abartılı geldi. Ayranımız biraz abartılı geldi. Babamınki de gör. İyi mi? Beğendin mi? Dondurma gibi. Dondurma gibi. Evet, haydi bakalım. Afiyet olsun. Güzel bir yorum. Güzel bir yorum. Haydi. Merto. Tostlarımızı yedik. Şimdi değerlendirelim bakalım. Nasıldı? Fiyat bilmiyoruz. Birazdan soracağız. Fiyatı en son ekleyeceğiz. Lezzet olarak nasıldır? Güzeldi. Lezzeti çok güzeldi. Sucuğu, değişik bir sucuğu var. Hoş. Ekmeği çıtır olmuş. Gayet güzel. Çok çılgın bir ayran. Ayran da çok çılgındı. Gayet hoştu. Ayzen çılgın ayranları beğendi. 5 yıldız. Ben 5 yıldız lezzet olarak. İçinde ne vardı? Kaşar sucuk ve domates vardı gayet. Evet. Güzeldi. Ama onun dışında kavurmalı, yumurtalı, sadece kaşarlı falan da varmış. Evet. İstediğiniz gibi. İstediğinizi seçebilirsiniz. Karışık istedik. Gayet güzel geldi. Servise çok gecikmedi aslında. Ben servise 4 veriyorum. Yani çok kalabalık değil. Yani. Yani daha hızlı olabilirdi. Yani. Hijyen bakımından? Tüm masalarda steril tüm masalarda dezenfektan. Dezenfektan var. Var. Gayet iyi. O da 4. 5 değil, 4. Yani 5 değil ama 4. İyi. Lezzeti kaçtı? Lezzeti de 5. Lezzeti 5 kesinlikle. Evet. Fiyatı da sonradan ekleyeceğiz. Şu an fiyatı bilmiyoruz ama 3 karışık iyi. Tost. Şimdiye kadar her şey iyiydi. 3 karışık tost, 3 ayran, 2 de çay içtik bakalım. Ama mekan da çok güzel. Mekan içinde yıldızı 5 tam yıldız. Kesinlikle. Ağaçlar, tam ağaçların altı. Evet. Ağaç ev gibi aslında burası. Aynen. Değil mi? Aynen. Evet. Tostumuzu yedik. Arabada bekliyoruz. Yani gidiyoruz demek istedim. Evet, gidiyoruz demek istedim. Duruyoruz demek istedim. Fiyatı da artık ödediğimize göre onun da yıldızını verebiliriz. Ona kaç yıldız 66 verdim? Lira verdim. 3 karışık tost, 3 ayran, çaylar müesseseden. Ben 4 yıldız verdim. Neden biliyor musun? Tost 15 lira. Güzel fiyat ama ayran 7 lira nedir ya? 7 lira yani ev yapımı ayran. Çok 7 lira birazcık çok olabilir. Çeşme'de bile 9 liraydı değil mi büyük ayranlar? Yani, Çeşme diyorsun değil mi bir de pahalı yani, diyorsun. 7 lira evet yani. Çok pahalı burası için 7 lira. 5 lira olsaydı 5 yıldız verirdim. Evet. Tostumuz da böyle. Evet. Ama Akçapınar tostu gelirseniz yiyin bence. Mutlaka. Aşıklar artık yolundan da geçin. Bu videoyu da burada bitiriyoruz değil mi? En güzeli. Sonraki durak neresi? Sonraki durak buradan Göce'ye gitmeyi planlıyoruz. Ama bakalım planlar, hayaller ve hayatlar bazen o şu ana kadar geliyor. Rotayı hiç gerçekleştiremedik. Biz rotayı pek tutturamadık ama olsun, gene de güzel yerler gezdik, gördük. Bakalım nasıl devam edecek.